Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 adımda nasıl telefonunuzu eskisinden daha hızlı bir hale getirebilirsiniz bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Telefonlar çok kısa sürede eskisinden çok daha yavaş bir hale gelebiliyor. Siz uygulama yükledikçe, farklı veriler kaydedildikçe telefonunuz yavaş yavaş daha yavaş bir hale gelebiliyor. Ben bu videomuzda sizlere telefonunuzu hızlandırmak için neler yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle bizim ilk burada yapabileceğiniz şey sizlerin de tahmin edebileceği gibi gereksiz uygulamaları temizlemek olacak. Gereksiz uygulamaları temizlemek için hemen telefonumuzun ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimizde burada aşağıda bizim uygulamalar kısmımız zaten olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada benim de telefonumdaki uygulamalar var. Bunlardan gereksiz olanları siz buradan sileceksiniz. Ben örnek olarak bir tane uygulama sileceğim şu anda mesela. Herhangi bir uygulamaya geleceğim şu şekilde. Daha sonra uygulamama kaldır diyeceğim. Ve burada tamam dediğimde zaten uygulamam otomatik olarak silinmiş olacak. Tabii ki sizin telefonunuz farklı olacağı için yani tahminen söylüyorum. Burada aşamalar değişebilir ama genel manada zaten orada bir kaldır butonu olacaktır. Kaldır butonuyla buradan uygulamaları temizleyebilirsiniz. Kesinlikle kullanmadığınız uygulamaları telefonunuzda barındırmanızı tavsiye etmiyorum sizlere. Barındırdığınız sürece telefonunuzda gereksiz veriler birikecek ve böylece telefonunuz yavaşlayacaktır. Kesinlikle kullanmadığınız uygulamaları kaldırmanızı tavsiye ediyorum. İkinci olarak burada size tavsiye edeceğim şey ekranın kesinlikle tertemiz olması. Yani burada ana ekranınız var. Burada benim size ekstradan bir tavsiyem var. Burada şöyle ben mesela telefonumda geldiğimde burada ben ekstra bir yer daha açabiliyorum. Yani çift oluyor. Mesela şöyle bir açalım. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bende iki ana sayfa var. Bunu tek ana sayfa olarak kullanmanız telefonunuzu daha hızlı bir hale getirecektir. Tek ana sayfa kullandığınızda da buraya çok fazla şey biriktirmemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Mesela benim şu anda burada 4 tane uygulamam var. Hatta 4 tane uygulamam bile olmasa da olur. Şöyle yapabilirim. Hemen buradan WhatsApp'ı alırım. Instagram'ın üzerine Spotify'ı aynı klasöre, YouTube'a aynı klasöre attığım zaman bunlar tek bir klasörde oluyor ve tek bir yer kaplıyor. Aynı zamanda burada saati de şu şekilde ana ekrandan kaldırdım ve burada sadece benim tek bir klasörüm oluşur. Bu da telefonumun ana ekranının daha boş olduğu ve böylece telefonumun daha çok hızlandığı anlamına gelir. Bu şekilde bir ana ekran kullanımı sizin için çok daha iyi olacaktır. Bu ana ekranınızdaki arka plan ne kadar sade bir şey yaparsanız telefonunuz daha hızlı olacaktır. Benim şu an arka planım gayet sade ama siz daha da hızlı olması için düz siyah bir arka plan bile koyabilirsiniz. Bu da telefonunuzu ufak da olsa hızlandırmaya yarayacaktır. Üçüncü olarak size aslında burada bir şey göstermeyeceğim, bir tavsiye vereceğim bir nevi. Bildiğiniz üzere belirli uygulamalar var telefonunuzdaki gereksiz verileri silmeye yarayan. Bu uygulamalar genelde böyle temizlik uygulamaları olarak anılıyor ama genel manada arkadaşlar bu uygulamalar telefonunuzu uzun vadede daha çok yavaşlatıyor. Yani bu uygulamalar tamam belki belli bir düzeyde verileri temizliyor, gereksiz şeyleri siliyor ama o uygulama telefonunuzda kaldıkça o uygulama da gereksiz veriler biriktirmeye başlıyor. Bu yüzden o uygulamaları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Kullanacaksanız da uzun vadede telefonunuzda bulundurmanızı tavsiye etmiyorum. Yani en azından kullandıktan sonra ortadan onu da kaldırabilirsiniz. Dördüncü olarak biraz teknik bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle biz ayarlar kısmımıza geleceğiz arkadaşlar. Ayarlar kısmımıza geldikten sonra burada telefon hakkında kısmı olacak. Telefon hakkındaya geleceğiz. Burada en aşağıya indiğimizde görmüş olduğunuz gibi derleme numaramız var. Derleme numarasına 2-3 kere tıklayacaksınız ve burada sizi bir geliştirici yapacak telefon. Geliştirici yaptıktan sonra siz ayarlar kısmında tekrardan döneceksiniz ve burada normalde olmayan şeyler açılacak. Mesela burada geliştirici seçeneklerimiz var. Bu açılacak arkadaşlar. Normalde telefonunuzda geliştirici seçenekleri bulunmuyor ama siz bunu yaptığınız zaman geliştirici seçenekleri kısmınız açılacak. Geliştirici seçeneklerine bir kez tıklıyorum ve ben buradan aşağıya doğru inmeye başlıyorum. Biraz aşağıya indiğimizde de biz asıl kullanacağımız şeyi göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi pencere animasyonu ölçeğimiz var. Pencere animasyonu ölçeğine bir kez şöyle tıklıyorum ve bunu animasyon kapalı haline getiriyorum. Siz bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 0.5 olarak ayarlayabilirsiniz ya da tamamen kapatabilirsiniz. Ben şu anda kapatacağım. Geçiş animasyonunu da kapattım. Animasyon süresini de kapatacağım arkadaşlar. Kapattığım zaman ne olacak? Menü arası geçişler daha hızlı olacak. Görmüş olduğunuz gibi şu anda telefonumda herhangi bir geçiş efekti bulunmuyor. Yani hemen her şey açılıyor ve bu şekilde daha rahat bir şekilde
şekilde telefonumu hızlı bir şekilde kullanabiliyorum. Animasyonlar telefonun çok yavaşlamasına sebep olan şeylerdi. Tabii ki burada göz zevkiniz de önemli, animasyonlar kalsın da diyebilirsiniz. Ama eğer çok da hızlanmasını istiyorsanız bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Beşinci aşamamız olarak biz tekrardan ayarlar kısmımıza geliyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimizde burada hemen aşağıya iniyoruz ve burada bizim hesaplar kısmımız olacak. Görmüş olduğunuz gibi hesaplar ve senkronizasyon olacak. Ona bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorum ve verileri otomatik senkronize et kısmımız olacak. Ben burada bunu kapatacağım. Otomatik senkronizasyonu kapattığımda burada veriler sürekli arkada depolanmayacak ve böyle olduğunda telefonum dolmayacak. Aynı zamanda ben telefonumu kullanırken bu uygulamalar işlemcimi kullanmayacak. Böylece ne olacak? Telefonumuz bir tık daha hızlanmış olacak. Ama bunda sıkıntılar yaşanabilir. Neden derseniz, çünkü uygulamalar bu verileri kaydetmediklerinde ve telefonunuzun başına bir şey geldiğinde belki o veriler silinebilir. Bu yüzden benim size çok aşırı şekilde tavsiye ettiğim bir durum değil. Otomatik senkronizasyonu bırakabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Burada tamamen size bırakıyorum durumu. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapın diyorum. Aşamalarımız aslında burada sona erdi ama ben size bir şey daha tavsiye etmek istiyorum. Eğer telefonunuz uygulamalarda zorlanıyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hemen ben buradan telefonumun Store uygulamasına giriyorum. Siz burada App Store, Google Play Store hiç fark etmez. İkisine de giriş yapabilirsiniz. Buraya geldikten sonra ben burada Light uygulamaları aratıyorum. Mesela şu anda Facebook Light'ı arattım ve görmüş olduğunuz gibi burada Facebook Light karşımda duruyor. Bu Light uygulamalar nedir derseniz, daha az veri kullanan, daha az animasyonlara sahip olan versiyonlarıdır programların. Bu zaten tamamen Facebook tarafından yapılmış bir uygulama. Yani kendisi yapıyor yine. Daha düşük sistemli telefonlar için, daha rahat kullanım için böyle bir Light uygulamalar çıkarıyor. Bu WhatsApp'ta da aynı şekilde var, Messenger'da da var. Çeşitli uygulamalarda bu şekilde Light uygulamaları var. Bunları kullanabilirsiniz. Sadece indirmeniz yeterli. Yani buradan Facebook yerine normal Light uygulamayı kullanabilirsiniz. Ve bu da telefonunuzu daha rahat kullanmanıza sebep olacaktır. Bu videomuz burada sona erdi. Umarım bu video sizlere yardımcı olabilmişimdir. Mobil videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.